Anahtar pili zayıf yazıyor. Göstergede bu işaret çıktığı zaman yapılacak şey akıllı anahtardaki pili değiştirmek. Anahtarın pilini değiştirmek için ilk önce şuradaki tırnağı ileriye doğru itip anahtarı dışarıya doğru çekiyoruz. Elinizde bunun gibi aparatlar varsa araya bunu takarak ya da ucu çok keskin olmayan bir bıçakla, çünkü zedeleyebilirsiniz arayı açarken, şu aradaki ek yerine bıçakla girerek kanırtıp arayı açacağız. Araya parçayı soktuktan sonra kolaylıkla açabilirsiniz. Zaten oldukça pratik. Pil tamamen bittiğinde araç nasıl çalıştırılır? Yukarıdaki linkten seyredebilirsiniz. Pili çıkarmak için yine böyle bir aparat, yoksa işte deminki gösterdiğim herhangi bir aleti kullanabilirsiniz. Şu şekilde sivri bir cisimle takıp bıçak vesaire pili yuvasından çıkarıyorsunuz. Bu pilin yenisini yuvasına takmadan önce plastiğin birbirine oturacağı yüzeylerin şu kısımlarında, şu kenar fatura dediğimiz kısımlarında pislik olabilir. El kiri vesaire olabilir. Mesela şu görüntüde şurada bir kirlilik var, görebiliyorsunuz sanırım. Bunu böyle bir kulak çubuğunu bir kolonya ya da işte alkolle ıslatıp bu şekilde ıslattıktan sonra bu arayı montaj öncesinde pili yuvasına takmadan temizlemekte fayda var. Başka herhangi bir yerini temizlemeye gerek yok. Sadece bu kısmı. Diğer tarafı da temizleyelim. Bu temizlik işlemini yaparken elektronik bordun herhangi bir yerine dokunmayın. Bu noktada bir detay vardır. Bu pillerin amperleri çok düşüktür. Dolayısıyla artı ve eksi kutbun ikisini aynı anda böyle elinizi değer ya da işte herhangi bir şekilde böyle cımbız gibi bir şeyle, örneğin bir saate pil taktığınızı düşünelim, cımbız gibi bir şeyle bu şekilde tutar da yuvasına takmaya kalkarsanız iki tarafı kısa devredeceğiniz için bu pilin ömrü 3 yılsa 3 aya düşer. Ve işte sizde aldığınız pilin kalitesiz olduğundan işte hemen bitti vesaire gibi şüpheye düşersiniz. Onun için ya böyle işte bir peçete gibi, yani eliniz çünkü iletken olduğu için iletken olmayan bir malzemeyle, peçete gibi bir malzemeyle pili tutmanız lazım. Ya da en pratiği bir eldiven giyerek hem de rahat çalışırsınız. Pilimiz 20-32. Ben bunu N11'den aldım. 5 tanesi 10 liraya geldi. Tanesi 2 lira. GP'nin pili. Saat pillerinizi de değiştirirken mutlaka elinize bir eldiven giyerek bu işlemi yapın. Pilin eksi kutbu size bakacak. Artı kutbu arkada kalacak. GP pilimiz de Japon malı. Oldukça kaliteli bir pil. Daha sonra pili herhangi bir yere kısa devre yaptırmadan dikkatlice yönünü ayarlayıp yuvasına oturtacağız. Zaten kenarlarını da düzgünce temizlediğimiz için kapaklar mükemmel şekilde birbirine kapanmış olacak. Bunu açtığınız zaman burada ikinci bir plastik kısım var. Orası da aslında çıkar. Şu kısım. Siz bu sökerken şayet bu kısım da çıkmışsa onu ilk önce birbirine oturtturun bu şekilde.
güzelce. Pili yuvasına oturttuktan sonra eldiveninizi montajı daha hissedecek şekilde yapmak için çıkartabilirsiniz. Pili board'un herhangi bir yerine kısa devre yaptırmadan ve yönlerini düzgün şekilde birbirine karşılık getirip kapatma işlemine geçiyoruz. Zaten plastik tırnaklar çok kolay şekilde kapanıyor. Hepsi bu kadar. Evet, pil değiştirme işlemimiz bitti. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.